Merhaba arkadaşlar. Birçok alanda başarılı bir şekilde kullanılan ağaç veri yapısını bu videoda inceleyeceğiz. Ağaçlara geçmeden önce graflardan bahsedecek olursak, düğümlerin birbirine bağlayan kenarların bir araya gelerek oluşturdukları yapıya graf denir. Bir dağıtıcının ürünleri dağıtacağı evleri düğüm olarak geçtiği yolları da kenar olarak düşünürsek, ortaya çıkan yapı bir graftır. İşte ağaç veri yapısı da döngü içermeyen bağlı grafa denir. Her ağaç bir graf iken her graf bir ağaç değildir. Örneğin burada görünen graf bir ağaç değildir çünkü döngü içerir. Ama buradaki graf bir ağaçtır çünkü döngü içermez ve tüm düğümleri bağlıdır. Ağaç veri yapısında temel kavramlardan bahsedecek olursak tüm düğümlere erişebildiğimiz özel düğüme kök denir. Aynı ebeveyne sahip olan düğümlere kardeş düğümler denir. Çocuğu olmayan düğümlere de yaprak düğüm denir. Bir düğümün yüksekliği, o düğümden ulaşılabilecek en uzaktaki düğüme olan kenar sayısıdır. Çocuğu olmayan bir düğümün yüksekliği 0, ağaçta hiç düğüm yoksa ağacın yüksekliği hesaplama doğru olabilmesi için eksi 1 kabul edilir. Her düğümün yüksekliği bulunabilir. Örneğin E düğümünün yüksekliği 1'dir. D düğümünün yüksekliği 2'dir. Bir ağacın yüksekliği kök düğümünün yüksekliğidir. Bir düğümün derinliği o düğümün kök düğümü olan kenar sayısıdır. Örneğin E düğümünün derinliği 2'dir. Dolayısıyla kök düğümünün derinliği 0'dır. Bir ağacın yüksekliği sorulabilir fakat bir ağacın derinliği anlamsızdır. Ağaçların isimlendirilmesinde bir düğümün alabileceği maksimum çocuk sayısı ile yapılır. Örneğin burada B ağacı üçlü ağaçtır. Çünkü bir düğümün 3 tane çocuğu olabilmektedir. A ağacı ise ikili ağaçtır. Bu videoda ve daha sonrasında anlatacağımız ağaçlar hep ikili ağaç olacağı için odak noktamız ikili ağaç olacaktır. Bir dizinin dolaşılmasında sıfırıncı indeksten başlayıp dizinin sonuna kadar gidilebilir. Bir listede ilk düğümden başlayarak son düğüme kadar düğüm düğüm dolaşılabilir. Fakat bir ağaç dolaşılacağı zaman akla hemen tek bir dolaşım şekli gelmemektedir. Sık kullanılan dolaşım şekilleri in order, pre order, post order ve level order dolaşım şekilleridir. Amaçlanan belli bir kurala göre ağaçtaki tüm düğümlerin dolaşılmasıdır. Bu dolaşımlardan in order dolaşım ikili ağaçta önce sol çocuk sonra düğümün kendisi ve sonra sağ çocuk şeklinde bir dolaşım yapılır. Buradaki dolaşım sıralaması her yeni düğüme geldiğimizde yeniden başlar. Yani ağacı in order dolaşmak demek önce sol çocuğu in order dolaşmak demektir. Bu da sol çocuğunu in order dolaşmak anlamına gelir. Dolayısıyla bir yineleme bağıntısının bulunması ağaç veri yapılarında öz yinelemeli çağrımlar aktif olarak kullanılır. Bu ağacı in order dolaşmak istediğimizde A'nın solu, B'nin solu ve D'nin solu şeklinde H düğümüne kadar ineriz. H'nin sol çocuğu olmadığı için bir sonraki adım düğümün kendisi olduğu için H düğümü dolaşılır. Daha sonra D ağacında sol çocuğu dolaştık. Şimdi düğümün kendisini yani D düğümü dolaşılır. Ve sağ çocuk K dolaşılır. Ağaç bu şekilde geri kalanı in order yapısı ile dolaşılacaktır. İkili ağacın pre-order olarak dolaşılmasında önce düğümün kendisi, sonra sol çocuk, sonra sağ çocuk şeklinde takip edilir. Bu mesaj her yeni düğüme geldiğimizde yeniden başlar. Bu ağaç pre-order dolaşılmak istendiğinde kök düğüme önce düğümün kendisi mesajı geldiği için A düğümü dolaşılır. Daha sonra sol çocuğa pre-order mesajı gönderilir ve ağacına pre-order geldiğinde önce düğümün kendisi yani B düğümü de dolaşılmış olacaktır.
Ağaç bu şekilde geri kalanı preorder yapısı ile dolaşılacaktır. İkili ağacın post order olarak dolaşılmasında önce düğümün sol çocuğu, sonra düğümün sağ çocuğu, sonra düğümün kendisi dolaşılacaktır. Bu mesaj her yeni düğüme geldiğimizde yeniden başlar. Bu ağaç post order dolaşılmak istendiğinde kök düğüme post order mesajı gönderilir. Bu mesaj sol çocuğa gönderilecektir. Düğümün sol çocuğuna post order mesajı gönderildiğinde düğümün yine sol çocuğuna post order mesajı gönderilecektir. Yani D düğümüne, D düğümü de post order mesajını aldığında mesajı sol çocuğu post order olarak iletecektir. H düğümüne geldiğimizde sol çocuk olmadığı için post order mesajı H düğümünün sağ çocuğuna gönderilir. H düğümünün sağ çocuğu da olmadığı için çocuklar dolaşılmış olacağından H düğümünün kendisi dolaşılacaktır. D ağacına çıktığımızda D ağacının sol çocuğu dolaşıldı. Şimdi sağ çocuğu dolaşılacaktır. K düğümü dolaşılmış olur. Şimdi D düğümü dolaşılacaktır. Ağaç bu şekilde geri kalanı post order yapısı ile dolaşılacaktır. İkili ağacın level order olarak dolaşılmasında kök düğümden başlayarak her seviyedeki tüm düğümler gezilir ve yaprak düğümlere kadar bu şekilde inilir. Bazı uygulamalarda ağaç veri yapısının dizi üzerinde gerçekleştirilmesi gerekebilir. İkili ağacın dizi üzerinde nasıl tutulduğuna bakacak olursak, level order şeklinde ağacı dolaştığımız şekliyle diziye yerleştiğini görürüz. C düğümünün sol çocuğu olmamasına rağmen sol çocuk için dizide yer ayrıldığını görüyoruz. Bunun nedeni her düğüm olsun ya da olmasın dizideki yeri bellidir. Bunun sebebi bir düğümün çocuklarına veya bir düğümün ebeveynine bir hesaplama sonucu anlık olarak erişebilmektir. Örneğin bir düğümün sol çocuğunun indeksine ulaşmak için 2 çarpı indeks artı 1 kullanılarak erişilir. B düğümünün indeksi 1'dir. 2 çarpı 1 artı 1 3 olacağı için B düğümünün sol çocuğu 3. indeksteki yani D düğümüdür. Aynı şekilde bir düğümün sağ çocuğuna ulaşmak için 2 çarpı indeks artı 2 kullanılır. Bir düğümün ebeveyn düğümünün indeksine ulaşmak için indeks eksi 1 bölü 2 şeklinde ulaşılmalıdır. Örneğin M düğümünün indeksi 9'dur. 9 eksi 1 8 bölü 2 4. 4. indeksteki yani F düğümü M'nin ebeveyn düğümüdür. Bu şekilde anlık olarak çocuğa veya ebeveyne hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir. Bazı uygulamalarda bu gerekli olacağı için ağacın dizi üzerinde gerçekleştirilmesi gerekebilir. İkili arama ağaçları arama performansını O log n'de tutmayı hedeflerler. Dizilerde ve listelerde arama performansı O n iken ikili arama ağaçlarında arama performansı O log n'e kadar gelebilmektedir. Bunun sebebi her sorguda ağacın yarısına yakınından kurtulduğumuz içindir. Dolayısıyla arama uzayı sürekli yarıya bölünürse logenlik bir performans yakalanabilir. Tabi ikili arama ağacını oluştururken ağacın tamamında sol çocuk ebeveyn düğümden daha küçük, sağ çocuk ise ebeveyn düğümden daha büyük olmalıdır. İkili arama ağacı in order dolaşıldığında küçükten büyüğe sıralı bir dizi elde edilir. Örneğin
Bu sayılar ikili arama ağacına yerleştirilmek istendiğinde ilk gelen sayı kök olur. Daha sonra gelen 4 sayısı 53 sayısından küçük olduğu için 53'ün soluna yerleşecektir. On sekiz sayısı 53'ten küçük, 4'ten büyük olduğu için 4'ün sağına yerleşecektir. 68 sayısı 53'ten büyük olduğu için 53'ün sağına yerleşecektir. 44 sayısı 53'ten küçük, 4'ten büyük ve 18'den de büyük olduğu için 18'in sağına yerleşecektir. Ve bu şekilde geri kalan sayılar ağaçta aşağı doğru ilerlenip boş olan yere yerleşeceklerdir. Ağaç tamamen sayıların geliş sırasına göre şekillenmektedir. Bu videoda özetle ağaç veri yapısından nasıl oluşturulduğundan ve nasıl dolaşıldığından bahsettik. Avantajları ve bazı temel yapılarından konuşmuş olduk. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.